Evet, şu ana kadar öğrenmiş olduğumuz notaları, sesleri, baskıları, dörtlük notalar, dörtlük süre değerleri halinde icra edeceğiz. Başlamadan evvel bir iki hususu açıklamak istiyorum. Sesler arttıkça ezgiler daha da güzelleşecektir. Çünkü farklı frekans değerlerindeki sesleri kullanacaksınız. Ama her şeyin bir bedeli var. Bu bedel de gittikçe işlerin tabii ki zorlaşması. Bu zorluğu yenmek için de dikkat etmemiz gereken birkaç önemli nokta var. Her şeyden evvel ölçü ölçü gitmemiz gerekiyor. Ölçü ölçü çalışmamız gerekiyor. Ondan sonra bunları bir bütünün bir puzzle'ın parçalarını birleştirir gibi birleştirmemiz gerekiyor. Bir diğer nokta çalışırken muhakkak yavaş yavaş yani yavaş tempoda ağır tempoda çalışmamız gerekiyor. Çalacağımız ezgileri ilk önce kağıt üzerinde ve gitarımızın üzerinde hangi notayı nerede basacağız, hangi parmağımız ne zaman gelecek bunları belirleyerek ölçü ölçü çalışarak bu zorlukların üstesinden gelmemiz mümkün. Şimdi ben size ağır bir tempoda burada görmüş olduğunuz şu iki tane porteden, iki tane müzik satırından oluşmuş ezgiyi çalacağım. Sizler de daha sonra uygulayacaksınız. Evet.